أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın rahmet olarak tarif ettikleri Ramazan-ı Şerif'in ilk bölümündeyiz. Tabi sayılı gün çabuk geçer derler. Sayılı günler hakikaten çabuk geçiyor. Efendim neredeyse rahmet iklimini bitireceğiz. İnşallah mağfiret mevsimine başlayacağız yavaş yavaş. Yüce Rabbimizin rahmetine, yani cenneti, cemali, işte içerisinde affı, rızası, hoşnutluğu, dünyevi ve uhrevi manada lütfedeceği nimetler, bağışlanma, bu rahmet kelimesinin içerisine ne kadar lütuf ve ikram giriyorsa, bunlara ulaşabilmek için çaba ve gayret gösteriyoruz. Rabbimiz tutmaya çalıştığımız oruçlarımızı kabul eylesin. Okuduğumuz hatmi şerifleri Rabbimiz kabul eylesin. Yaptığımız hayır ve hasenatlarımızı Rabbimiz kabul eylesin. Bunları daha da böyle hayatımıza yayarak, efendim ihlas ve samimiyetle, efendim hayatımızın tümünü kuşatacak bir boyuta inşallah getirebilmeyi Rabbimiz nasip eylesin. Biz de değerli kardeşlerim, teravih öncesi bazılarımızda Efendimiz aleyhissalatu vesselamın iki hadis-i şerifini beraber hasbihal edelim, anlamaya çalışalım niyetindeyiz. Bugün paylaşmak istediğimiz birinci hadis-i şerifimiz muttefakun aleyh, yani İmam Bukhari ve İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde ortaklaşa rivayet ettikleri bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Diyor ki enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdular: el imanu bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şubeten. İman 70 küsür veya 60 küsür. Ebu Hureyre Hazretleri burada bir tereddüt yaşamış. Acaba 70 mi dedi, 60 mı dedi? 70 küsür veya 60 küsürdür. فَاَفْطَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. İmanın şubelerinin en üstünü, faziletlisi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Bundan daha büyük bir hakikat yoktur. Her şey bu cümle için yokluk sahnesinden varlık sahnesine çıktı. Bütün tabiri caizse hikayemiz, bütün işleyişimiz kelime-i tevhid için oldu kardeşim. وَاَدْنَاهَا اِمَاتَةُ الْاَذَا عَنِ الطَّرِيقِ. Böyle en düşüğü de yolda insanlara, hayvanlara, canlılara zarar veren bir taşı şöyle kenara kaldırmaktır. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ. Haya da imandan bir şubedir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadis-i şeriften değerli dostlar, bir defa İslam dininin edep ve ahlaka ne kadar önem verdiğini, hatta diyebiliriz ki İslam eşittir edep ve ahlak dini diyebiliriz. Soruyorlar büyüklere, İslam nedir? Efendim Cenab-ı Hakk'a layıkıyla kul olmak ne demektir? Onlar da diyorlar ki İslam edepten ibarettir. Cenab-ı Hakk'a karşı edebimiz, Efendimiz Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim'e, dinimize, anne babamıza, ibadetimize, kısacası edeplerin tamamı İslam'ı oluşturuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iman, efendim kalben tasdik ettik, dilimizde ikrar ettik ve oturuyoruz. Diyoruz ki biz tamam iman ettik, daha et diye süt diye karışmayız. Öyle buyurmuyor işte Efendimiz aleyhisselam. İmanın dereceleri var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi bunun en üstündedir. Ama oraya giden yol nereden geçer? Rabbimizin emirlerine riayet etmekten geçer. Yasaklarından kaçınmaktan geçer.
Yani hayatın bizzat kendisiyle imanımızı buluşturmamız gerekiyor ki kelime-i tevhidin ideal hedefimiz olan kelime-i tevhidin en faziletli imanın en üst noktasının efendim talipler olalım. Bak Efendimiz ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem, yolda gördüğünüz eziyet verici bir şeyi kaldırmanız da imanla alakalı bir şey. Şimdi benim imanım yoksa orada birine zarar veren bir şeyi niye kaldırayım ki? Değil mi? Veya efendim şimdi faiz yememesi gerekiyor Müslümanın. Canım adamın imanı yoksa niye faiz yemesin? Dışarıdan o kadar hoşuna gider ki adamın, değil mi? 100 lira veriyorum der. Aylık hiç böyle yorulmadan, bir riske girmeden 20 lira da geliyor, 120 lira oluyor. Öbür ay 30 lira geliyor, 40 lira geliyor. Ama iman bize o faizi yememeyi emrediyor. Dedikodu yapmamayı emrediyor. Haset olmamayı emrediyor. Cenab-ı Hakk'ın istediği bir kul olabilmek kardeşlerim, bu işte kelime-i tevhidi hayat ile buluşturmamızdan geçiyor. Şeriattan büyük bir hakikat yoktur kardeşlerim. Yani bu cümlemin altını çiziyorum. Şeriattan büyük bir hakikat yoktur. Biz şeriat sahibiyiz. Tarikat sahibi de olsak, marifet sahibi de olsak, hakikat sahibi de olsak, bütün işlerimiz şeriat ile, yani Rabbimizin emir ve yasaklarıyla sınırlıdır. Efendim işte kalbimizle ilgili vazifelerimiz var, dilimizle ilgili vazifeler var, bedenle ilgili vazifeler var. Şimdi burada müellifimiz hani 70 küsür şube buyuruyor ya Efendimiz Aleyhisselam. O 70 tane başlığın hepsini tek tek saymış. Yani birkaç tanesini teberrüken ifade edeyim. Mesela imanla ilgili. Şimdi biz meleklere de iman etmek zorundayız. Rabbimize imanla beraber. Bütün gönderilmiş kitapların aslına imanla da sorumluyuz. Peygamberlere imanla da sorumluyuz. Kadere, ahiret gününe, cennete, cehenneme inanmakla da sorumluyuz. Bunun gibi kalbimizin sorumlu olduğu, iman etmekle sorumlu olduğu başlıklar var. Mesela dilimizin görevleri nelerdir kardeşim? Şimdi bir defa kelime-i tevhidi söylemek için bu dil bize verildi. Efendim Kur'an-ı Kerim okumak için, ilim öğrenmek için, dua etmek için, Cenab-ı Hakk'ı zikretmek için, tevbe istiğfar etmek için, yalan ve boş sözden yüz çevirmek için bu dil bize verildi. Ama bu dil, hani derler ya, dil yarası geçmez. Yani adamı vursanız, deseniz ki kardeşim ya kusura bakma, bir yanlışlık hata oldu, o geçiyor, unutuyorsunuz. Ama dil yarası öyle bir şey ki unutulmuyor. Bizim hayır yoluna kullanmamız gereken dilimizi böyle şer taraflara kullanırsak Allah korusun böyle imanın böyle en altlarında gezeriz. Böyle yukarılara doğru, üst ideal hedeflere doğru yol alamayız. Evet, bedenimizle de ilgili yapmamız gereken, imanımızı ilgilendiren konular var. İşte diyelim bunların başında namaz kılmak var, zekat vermek var, oruç tutmak var, itikaf yapmak var, gücü yetenlerin hacca gitmesi var. Eğer bulunduğunuz yerde İslam'ı yaşayamıyorsanız hicret etme durumunuz var. Efendim kurban kesme durumumuz var, borçlarımızı ödeme durumumuz var. Yalan yere şahitlik yapmama görevimiz var, iffet ve namusu koruma görevi var vesaire vesaire. İşte bu kardeşlerim bize gösteriyor ki böyle bir zeytinyağı ile su gibi iman ve hayat ayrı ayrı kulvarlarda gitmeyecek. İmanımız bizim hayatımızın her sahasında, kalbimiz, bedenimiz, dilimiz, hayatın her tarafına imanımız sirayet edecek. Öyle olursa ne olur? Öyle olursa ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah, Sıbgatallah وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Allah-u Teala'nın boyası diyor Rabbimiz. Allah-u Teala'nın boyası. Ne demek Allah-u Teala'nın boyası? Eğer hayatımız onun emir ve yasaklarına göre şekilleniyorsa, hayatımız Rabbimizin boyasına boyanıyor demektir. Yok eğer nefsimizin istek ve arzularına göre, ya tamam iman ediyorum ama şurada para benim işime geliyor, şurada şu menfaatim var. Nefsimiz öyle istiyor. O zaman hayatımızı nefsimizin rengine boyamış oluruz. Simsiyah bir hale getiririz. Allah muhafaza eylesin. Evet, ikinci hadis-i şerifimiz de Amr bin
Avf el-Ensari radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Efendimiz aleyhisselam buyuruyorlar ki Ebşiru, size müjdeler olsun. Ve emmilu ma yesurrukum, sizi memnun edecek, sizi sevindirecek şeyleri ümit edin, bekleyin. Fevallahi mel fakra ahşa aleykum. Efendimiz aleyhisselam yemin ederek buyuruyorlar ki Allahu Teala'ya yemin olsun ki sizinle alakalı olarak fakirlikten korkmuyorum. Yani siz fakir düşersiniz, yiyecek ekmek bulamazsınız, imanınız tehlikeye düşer, dünyanızı ahiretinizi perişan edersiniz, böyle bir korkum yok. Fakirlikten sizin hakkınızda korkmuyorum. Velakinni ahşa en tübsata dünya aleyküm. Sizinle ilgili korkum, endişem şudur buyuruyor Efendimiz aleyhisselam. Dünyanın böyle yayılmış imkanları, dünyanın sizi kuşatmasından korkuyorum. Kemâ büsittat alâ men kâne gablekum. Sizden öncekiler nasıl dünya böyle kuşattı, dünyanın imkanları, dünyanın nimetleri onların akıllarını başlarından aldıysa, dünyanın sizi de kuşatmasından, aklınızı başınızdan almasından, kabiri unutmanızdan, ahiret hesabını unutmanızdan korkuyorum. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَهُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ. Evet, Efendimiz aleyhisselam buyuruyorlar ki, sizden önceki insanlar dünyaya aldanıp da imanlarında nasıl zafiyete düştülerse ve başlarına bundan dolayı türlü bela ve musibetler gelmişse, sizin de dünyaya aldanıp, dünya efendim imtihanı dolayısıyla başınıza türlü felaketler gelerek dünyanın sizi helak etmesinden korkuyorum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakara suremizin 273. ayet-i kerimesini burada hemen hatırlayalım. Mevlamız şöyle buyuruyorlar. Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşmayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zannederler. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilmektedir. Âmennâ ve saddaknâ. Bu efendim hadis-i şerif, bu ayet-i kerime ile ilgili şöyle bir olay anlatılıyor. Büyük bir ganimet elde edilmiş. Gerçek manada ihtiyaç sahibi olan Müslümanlar da var. Şimdi herkes o ganimetin etrafına toplanmış. Herkes bir şekilde oradan pay almak istiyor. Ama ihtiyacı olduğu halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde imkanı da var. İsteseler Efendimiz Aleyhisselam'dan verecek. Efendimiz kimseye hayır demezmiş. Ama bütün efendim ihtiyaçlarına rağmen iffetlerinden dolayı, İzzetlerinden dolayı o ganimetten herhangi bir pay istememişler. O yüzden bu ayet-i kerime gelmiş. Mevlamız buyuruyor ki sen onları simalarından tanırsın. Adam aç, yüzüne o açlığın tesiri vurmuş veya elbise alamamış, fakir. Üstündeki elbiseden az çok anlıyorsunuz. Şimdi caddelerde, sokaklarda, hele hele Ramazan-ı Şerif geldi, her köşe başında Allah rızası için bize yardım edin diyenleri görüyoruz değil mi? Yani ben de bir kardeşiniz olarak size diyorum ki Allah rızası için o insanlara bir şey vermeyin. Allah rızası için. Çünkü gerçek manada ihtiyaç sahipleri kolay kolay dilenmezler kardeşim. Hani çok zorda kaldıysa bile böyle milletin ortasında ayyuka çıkacak yerde efendim yüzünü yere düşürerek, bu çok zor bir şey. Kendinize başkalarından bir şey istemek çok zordur yani. O efendim ihtiyacı olmadığı halde dilenen insanlar yüzünden maalesef gerçek manada ihtiyacı olan insanlar da birçok nimetten mahrum kalıyorlar. O yüzden nasıl bu parayı kazanmak, nasıl efendim elde edeceğimiz dünyalıkları elde etmek, helal yollardan elde etmek görevimizse, bu elde ettiğimiz nimetleri de adreslerine, doğru adreslerine teslim etmek de yine bizim görevimiz. Araştıracağız, bakacağız. Gerçekten fakir mi, ihtiyaç sahibi mi, onu bulup
ona göre teslim edeceğiz. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hasreten dikkat çektiği nokta nedir kardeşlerim? Yani dünyaya karşı tamamen menfi ve olumsuz bir tavır takınsın Müslüman. Dünyayı terk etsin, elinin tersiyle itsin. Böyle bir şey demiyor. Ama dünya imtihanına takılıp da ebedi yurdumuz olan ahiret yurdunu ihlal edersek, ihmal edersek çok büyük bir hata yapmış oluruz. Ve şimdi yaşadığımız günümüz açısından olaya bakalım. Yaşadığımız huzursuzluklar, tatsızlıklar işte aile içinde olabilir, akrabalar arasında olabilir, komşular arasında olabilir, alışverişimizde, ticaretimizde olabilir. Şöyle bir bakalım, elimizi vicdanımıza koyalım. Yaşadığımız huzursuzlukların temelinde hep dünya kaygıları var. Hep dünya menfaatleri var. Bir takım beklentilerimiz var. Bunu zaman zaman örnek olarak söylüyorum. Efendim annemiz babamız hayattayken yiyoruz, içiyoruz, ne güzel yaşayıp gidiyoruz. Cenab-ı Hak babalarımıza, annelerimize hayırlı ömürler versin. Gelin babamıza emri hak vaki oldu, ecel geldi. E şimdi geriye kaldı tarlalar, daireler, efendim işte paralar, mallar, mülkler. Bakıyoruz ki aynı anneden babadan dünyaya gelen kardeşe bir anda birbirlerine düşman olmuşlar. Ne diyor? Diyor ki ölürsem cenazeme gelme, sen ölürsen cenazene gelme. Ne için? Ya bilmem kaç dönüm arazi için. Ya değer mi yani kardeşimizi, anne babamızı şu fani dünya için? Ama hocam çok paralar var, trilyonlar var, milyonlar var hani yeni şeyle. Ya o milyon dediğin şey ahiret yurduna göre tabirimi mazur görün. Beş para etmeyecek bir şey ya. Değer mi bunun için? Bak şimdi depremler yaşıyoruz, sel felaketleri, imtihanları yaşıyoruz değil mi? Görüyoruz ki aslında bizim zannettiğimiz şeylerin hiçbirisi bizim değilmiş. Evim var, arabam var, param var, hatta canım var diye dolaşıyoruz ya. Bu can bile bize ait değil ya. Şimdi 4'ü 16 geçe yaşıyorsunuz, 4'ü 17 geçe gittiniz işte. 10 saniyede, 1 dakikada eviniz, paranız. Şimdi bölgede hasbelkader görev yapan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İnanın cenazelerin defnedildiği yerde böyle bir para şeyi düşürmüşlerdi. Ya, yüklü bir para. Ya soruyorsunuz bu para kimin kardeşim? Alın, gelin alın şu paranızı. Hiç kimse sahip çıkmıyor. Diyorsunuz ki ya bak kardeşlerin, evlatların, anne babaların birbirlerini kırdığı, döktüğü şey burada hiç kimse dönüp de yüzüne bakıyor mu? Yok. Adam enkazın altından çıkmış. Ya acaba ölmediğime sevineyim mi, sevinmeyeyim mi? Bu psikoloji içerisinde. Ailesinden kimse kalmamış. Ev gitmiş, araba gitmiş, para pul gitmiş. Hocam diyor, annemden doğduğum gibiyim diyor. Annemden doğduğum gibi. Hiçbir şey kalmadı. Gitti. Demek ki biz bunların hiçbirinin sahibi değiliz kardeşler. Yani biz ebedi alem için bu fani hayatta, ebedi alemde bizi perişan edecek, bizi zora sokacak amellerden, adımlardan kaçınmamız lazım. İşte dünya bu konuda bizim en büyük imtihanımız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki insanoğluna bir vadi dolusu altını verseniz gözü doyar mı? Doymaz. Bir vadi daha olsun der. Ya biz nereden biliyorsun hocam? Nefsimden biliyorum. Görüyorum çevremde insanları. Adam 3+1 evde oturuyor, yetmiyor. Diyor ki 4+1 olsun. 4+1'de oturuyor, yetmiyor. Dubleks olsun, tripleks olsun. Bura dursun, yazlığım olsun. Yazlığım dursun, kışlığım olsun. Şurada bilmem neyim olsun. Ya olsun tabii ki Müslümanın en güzeli, en kalitelisi, dünya nimetlerinin hepsinin en güzeli Müslümana layık. En güzeli Müslüman da olsun. Amenna. Ama kardeşim helalinden olsun, temizinden olsun, ahiretimizi berbat edecek şekilde olmasın. Şimdi zaman zaman Alo Fetva'da kardeşlerimiz arıyor. Hocam işte biz şuradan şunu alıyoruz, bu kadar para veriyoruz. Diyoruz ki arkadaş bak bu dinen uygun bir şey değil. Evimizi, arabamızı böyle şeylere efendim dahil etmeyelim. Şimdi hoşuna gitmiyor kardeşim. İstediği şeyi duymak istiyor yani. E ne diyelim şimdi Rabbimizin haram dediği bir şeye helal mi diyelim? Şimdi kardeşim dedikodu yapıyor. Ya arkadaş bunu yapmayalım ne olur ya. Hocam ben yüzüne de söylerim diyor. Ya yüzüne söyle, niye arkasından söylüyorsun? Şimdi bu çocuklar yapar ya hani, ağzına ne gelirse konuşur böyle.
onu yiğitlik zannediyor kardeşim. O yiğitlik değil işte ya, o çocukluk. Biz eğer müminsek, işte o imanın üst perdelerinde bulunması gereken insanlarsa, Rabbimizin bizi her an gördüğünü, her an efendim nefes alışverişimizi, biz açığa vursak da gizlesek de her durumumuzun Rabbimize ayan olduğunu, beyan olduğunu biliyoruz bunu, buna inanıyoruz. Bu şuurumuzu canlı tutabilsek Allah'ın izniyle bu dünya bizi aldatamayacak. Rabbimiz dünyanın şerrinden, şeytanın şerrinden, efendim şeytanlaşmış insanların şerrinden, nefislerimizin şerrinden Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin inşallah. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Amin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın inşallah. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Rabbimiz evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan şu mübarek günlerin maddi ve manevi feyzinden, bereketinden en üst seviyede istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna veşfi merdana verham mevtana bi hurmeti sırrı suretil Fatiha.